Merhaba, hepiniz Elin Rüyası kanalına hoş geldiniz. Öncelikle videoma başlamadan önce destek olmak için abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Şimdi videoma geçebiliriz. Benim kızım 1. sınıfa gidiyor. Biraz alışveriş yaptık. Öğretmenin bize atmış olduğu bir liste vardı. Önerdiği bir kitap seti vardı. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle öğretmen bizden ne istemişti? 12'li kuru boya istemişti. Kuru boyalarda da bunlar bizde olduğu için, çünkü benim çocuklarım sürekli resim yapıyorlar. Onun için almadım. Bunlar da çok kaliteli. Geçen sene de bundan aynısını kullanıyordum. Biraz küçülünce tekrardan aldım ve büyük bir kısmını tabii ki kızım kaybediyor. Bu Stabilio'nun kuru boyaları, kalın kuru boya. Ana sınıfı ve 1. sınıflar için çok ideal. Bunlar evde olduğu için zaten almadım. Bir paketinde 15 tane vardı. Bunların zannediyorum normal fiyatı 120 TL. Ama %60-%70 indirime girince almıştım. Zannediyorum 40 lira falan inmişti ama tam olarak emin değilim. Dediğim gibi yani kuru boyalarım olduğu için bunları almadım. Bunlar evde vardı zaten. Bunu çantasına koyacağım. Öğretmen bir de Pirit'in orta boy yapıştırıcısını istemişti. Bir tane orta boy yapıştırıcı aldım. Bu arada alışverişlerimi ben bir kısmını bir marketten, diğerlerini Shop'tan. Bir tane kitap setini ise Kırtasiye'den satın aldım. Şurada Kral Şakir'in bir makası var. Aslında evde makas var mı? Evet var ama yine de hani çocuk ilk defa gidiyor ya, özendik yani, yeni olsun. Bir de şunun kılıfının olması hoşuma gitti. Çantaya zarar vermez ya da kalem kutusuna. Onun için şöyle bir çocuk makası aldık. Ucunun küt olmasına dikkat ediyoruz. Ana sınıfları ve küçük çocukları için. Bir de öğretmen 6 tane kurşun kalem demişti. Kaliteli olanlardan. Şöyle Faber-Castell'in kurşun kalemleri. Uçlu kalem istemiyorum diye öğretmen parantez içerisinde bildirmişti. Şöyle 6 tane Faber-Castell'in kurşun kalemleri. 3 tane de kırmızı kalem demişti öğretmen, kaliteli olanlarından. Marka belirtmemişti ama iyi kaliteli yazmıştı parantez içerisinde. Burada da 4 tane Faber-Castell'in kalemleri vardı. Ben bunu Shop'tan almıştım galiba ya da bir marketten de olabilir yani, bilemiyorum. Şöyle 4 tane kırmızı kalem aldım. Öğretmen bir paket pastel boya istemişti. Küçük boy olanlardan, altılı. Fakat altılı yoktu. Ben de 12'li olanlardan aldım. Bu marka iyi mi değil mi bilmiyorum. Bunu BİM'den almıştım. Studi markası. Diğer markalar yoktu. Faber-Castell'in yahut işte diğer bildiğimiz iyi markalardan yoktu. Bu vardı. Bunu aldım. Evde de zaten bir sürü pastel boya var da. İşte çocuk başlıyor diye. Heves ettik biz de yeni olsun diye. Küçük boy bir çizgili defter istemişti öğretmen. 60 yaprak. Fakat 60 yaprak yoktu. Onun için iyiymiş ya, bu 60 yaprakmış. Evet. Çünkü bayağı bir aradım. Bulamadım ama bulmuşum demek ki. 60 yaprak olanı burada. Küçük boy istemişti öğretmen bunu. Bu şekilde bir tane defter aldım. Bunu da BİM'den almıştım. Öğretmen matematik defterini büyük boy istemişti. Ben de büyük boy bir tane aldım. Buraları normal klasik şu defter gibi olanlardan da vardı. Böyle spiralli olanlar da var ama spiralli olanlar daha rahat oluyor. Aklınızda bulunsun. Mesela çocuk diyelim ki şuradan bir sayfayı açtı. Şunu böyle kırıp rahatlıkla yazabiliyor. Yani biz de tabii öğrencilik dönemimiz olduğu için oradan rahatlığını biliyoruz. Ama burada işte bunu böyle tut yaz. Bazen şunlar böyle kapanabiliyor. Yani bunun küçük olanında spiralli olanı olsaydı onu da alırdım ama yoktu. Onun için matematik defterinde öğretmen 60 yaprak demişti. Galiba bu şeyden aklıma kalmış. Oradan bulamadığımı düşünmüşüm ama şu 72 yaprakmış. Bunu bulmuşum. Bunu 60 yaprak istedi. Şunun 60 yaprağı yoktu. Şöyle desenli, kelebekli, çiçekli, böcekli, spiralli büyük boy bir matematik defteri istemiş öğretmen. Onu aldım. Resim defteri için öğretmen 60 yaprak küçük boy demişti. Şimdi evet, bizim dönemimizde böyle bunların daha ufak olanı vardı, yarısı kadar. Fakat bu elimdeki normal boy, bir de tabii bunların daha büyük olanları var. Bizim ortaokul ve lise yıllarında kullanmış olduğumuz büyük boy resim defterleri. Ama daha küçükleri yoktu. Ben de bunu gördüm, bunu aldım. Fakat bu da ve aynı zamanda Shop Market'te Faber-Castell markasının resim defteri de vardı. O da 15 yapraktı. 15 yaprak az mı? Evet, az.
Ama 60 yapraklı olanları yoktu. Onun için ben de bir tane böyle resim defteri aldım. Aynı zamanda öğretmen iki tane çıtlı dosya istemişti. Şöyle iki tane mor renkten aldım. Bir de aynı zamanda öğretmen şöyle şey demişti, tam olarak isim ne olarak geçiyordu bilmiyorum ama şunu kastettiğini düşündüm. 13 bölmeli evrak dosyası. Öğretmen bunu aslında 20'li olanlardan istemişti ama ihtiyaç olursa bir tane daha alırım. Bunlar 13'lüydü. Bunlar şeyde satılıyordu, bir markette satılıyordu. İçinde şöyle şeffaf olan dosyalardan var. Herhalde öğretmen ödevleri getirip götürmede ve kırışmasın diye şöyle bir dosya istemiş. Ya da nasıl kullanacak bilemiyorum açıkçası. Bundan bir tane sarı, bir tane de yeşil renk, iki tane öğretmen bölmeli bir dosya istemişti. Şunlardan iki tane aldım. Şimdi gelelim. Öğretmenin bize önermiş olduğu okuma yazma seti. Ben de burada şimdi ilk defa sizinle beraber bunu bir inceleyelim. Birinci kitaptan öğretmen hemen yazmıştı. Sınıfı öğretmen ikiye ayırdı. Hatta dörde ayırdı. Pazartesi, salı, çarşamba günü okul yok. Perşembe ve cuma günü olmak üzere. Çocuklar işte 8'er, 9'ar kişi olarak gidiyorlar. Ama bugün 6 kişi gitmişti. Cuma gününe kadar öğretmen dedi ki sayfa 19'a kadar çocuklar çizgi çalışmalarını yapsınlar, gelsinler dedi. Şimdi bakalım. Şöyle bir okuma yazma seti. Bir öncelikle bakalım. Dik temel harflerle ilk okuma yazma seti. Berkay yayıncılığı. Robotik kodlama, okuyalım anlayalım. Birinci ara tatil, ara tatil fasikülü ilaveli deniliyor kabında. Birinci kitabımız sayfa 19'a kadar yapılacak. Şöyle işte boyama var. İçten dışa doğru boyama. Burada da aynı şekilde boyama. Çocukların sevdiği etkinliklerle başlıyor. Daha sonra birazcık böyle zorlaşıyor. İlk başta çizgi birleştirme, daha sonra boyama. Bu da yine aynı şekilde çizgi birleştirme, boyama. Burada da bu sayfada da işte kare, dikdörtgen, silindir, onları öğretmek açısından çizgileri birleştirip daha sonra boyanacak. Burada da yine aynı şekilde çizgi birleştirme, boyama. Bunlar da yine aynı şekilde devam ediyor. Ta sayfa 19'a kadar. Ondan sonra çizgilere geçiliyor. Hatırlıyorum biz okula başladığımız zaman direkt işte dik çizgi, şunlar gibi eğik çizgi falan onları yapıyorduk. Sayfa 15'te artık başlıyor bu çizgi çalışmaları. Şurada da işte yatay çizgiler, dik çizgiler bu şekilde devam ediyor. Evet, sayfa 19'a kadar buraya kadar ödevimizi yapacağız. Bakalım bir sonuna doğru da bakayım da burada neler var. Evet, burada da harflere geçilmiş. Demek ki birinci kitapta harflere başlıyoruz galiba. Evet, harflere başlanıyor. Birinci dergimiz bu şekilde. Bakalım ikincisinde ne varmış? Dikkat güçlendirme çalışmaları. Güzel kitaplar. Yeni alan kitaplar karpuz gibi kokuyormuş gibime geliyor. Size de öyle geliyor mu? Hatta bizim yıllarımızda dergi vardı, böyle mavi dergiler çıkardı. Öğretmen haftalık olarak o dergileri bize dağıtırdı. Ben alıp böyle koklardım. Çok güzel gelirdi bana. Karpuz kokusu geliyor sanki. Şu anda kokluyorum. Eski anılarımı hatırladım. Burada da okuma ve yazma kitapları deniliyor. 20 fasikül. Şurada resimler var. Allah'ın izniyle. Ay, çok heyecanlı çocuklar. Artık okuma yazmayı öğrenince onlar da mutlu olurlar. Biz de artık şuna inanıyorum. Yani maşallah diyeyim, benim kızım okumaya çok meraklı. Her ikisi de öyle. Özellikle büyüğü mesela, babası ona kitap okuyor. Kitaplarımız da var. Belki bir gün onları da size gösteririm. Bilmiyorum, belki bugün de gösteririm. Çok güzel masalları var. Küçükler, büyükler, din içerikli olan ya da işte öğretici içerikli olan. Böyle merakla dinliyor. Yani inşallah kendisi okuma yazmayı söktükten sonra onların birçoğunu böyle defalarca tekrardan okuyacağına inanıyorum. Bu kitap da bu şekilde artık, yani tik tiki tak tak şeklinde, şöyle tekerlemeler şeklinde harfler var.
Eskiden bize şey öğretirlerdi işte A, B, C. Şimdi öyle değil işte A, B, 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 C, 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 C şeklinde. Bir de A harfiyle başlayan kelimeler onlar öğretiliyor. Direkt işte harfi kelimelerle öğretiyorlar yeni sistemde. Öyle işte heceler var burada. Kazı, yazı falan. Bu şekilde. Bu da okuma yazma kitabıymış. Şurada da ilk okuma dizisi bir deniliyor. El Akin. Bu çok meşhur. El Akin. El E El E El El Ele El Ele Ela El Ele. Bu şekilde El Akin harfleri öğretiliyor. Kenan Elek ile Ele, Kenan Kil Al Ele, Elek ile Kil Ele. Böyle bu da bir okuma dizisi, dergisi şeklinde bir kitap bu dergi biçiminde. Bu da ikinci dergi. Herhalde bu da yine aynı şekilde devam ediyor. Evet. Gördüğünüz gibi bu da böyle resimlerle çocukların seveceği şekilde. Bir okuma yazma seti de evde de var. Belki oradan da istifade ederiz. Çocukların okuması için. Azra uyandın mı? Kızım benim. Ben de senin kitaplarını gösteriyordum. Gel tatlım, gel otur. Kitaplarını çok beğendim Azra. İstersen hemen bugün ödevini yapmaya başlayabilirsin. Öğretmenim demişti ya sayfa 19'a kadar yapın diye. Şuna baktım Azra çok güzelmiş. Mesela hemen burada. Evet. Şurada hemen boyamadan başlayabilirsin. Şöyle kuru boyalar. Ben bunu yazımı çekebiliyorum. Fotokopisini mi? Hı-hı. Evet aslında biz bunların evde fotokopi makinamız var. Şu sayfaların fotokopilerini çekip aynı zamanda Hümeyra da yapabilir değil mi? Ama en büyük var ya o güzel değil. Ay. Kıraathanenin markası da güzel değil mi? Evet çok güzel. Hem de kılıfı var. Çantama evet. Zarar vermez. Hem bak tertemiz oluyor. Hem koruyor değil mi? Aynen öyle. Kalem, kutun ve çantanı korur. Onu zarar vermesini engeller. Ben bunları bir bitireyim. Ondan sonra senle ilgileneyim. Olur mu Azra'cığım? Karalarsa çok üzülürüm. Pas parlıyor. Evet çok güzel. Güle güle kullan inşallah. Çok güzel şeyler öğren yavrum benim. Azra da heyecanlı. Biz de çok heyecanlıyız değil mi Azra'cığım? Hı hı. Yine aynı şekilde bu setimizde. Anne. Efendim tatlım. Bu da aynı, bu da aynı. İşte bunlar da okuma dizileri. Anne. Aa yazı defterimiz varmış. Anne. Efendim. Onu şey söyleyeceğim. Bunu çıkartma vakti değil mi? Yok hayır onu çıkarmıyorsun. Onu öğretmene götüreceğiz. Şöyle bir yazı defterimiz var. Ha, bunu görünce de aklıma geldi. Öğretmen aynı zamanda şey istemişti bizden. Güzel yazı defteri. İşte iki kırmızı çizgili, iki mavi çizgili. Yazı defterini ben ne bir markette ne de şok markette göremedim. Artık onda kırtasiyede varsa oradan bakacağız. Onu da büyük boy istemişti. Bu da yazı defteriymiş. Yarın sabah erkenden gideceğiz. Nereye? Şok bilme. Şok bilme yoktu artık. Onları kırtasiyede bakacağız. Sadece almadığımız şey kaldı. Bir tek güzel yazı defteri kaldı. Benim havlu. Bir de artık okuma yazmayı sökünce de çocuklara böyle setin içerisinde olan bir belge veriliyor. Ben okuyorum belgesi. İnşallah hazır okuma yazmaya geçince öğretmeni bunu ona verecek. Tatlım benim. Bu da hece kitabı. Ben çoktan çekildi. Öyle mi? Yapıldı. Ama o şey o ana sınıf o ayrı. Bu birinci sınıf. Bu da ilk matematik. Bak Azra'nın matematik kitabı. Çok güzel. Bu kaç Azra? 8. Evet biz biliyoruz zaten. Öğrendik bunu ana sınıfında. İşte anne, bir anne de... sen bir şey söyleyeceğim ama bunun içini boyamak istiyorum. Defteri mi? Evet. Olmaz artık bu boyama defteri değil. Bu yazı defteri. Tatlım artık ana sınıfı gibi düşünme. Birinci sınıfta daha büyüyorsunuz. Ondan sonra daha farklı şeyler yapıyorsunuz. Sadece boyama, kesme, yapıştırma, çizgi birleştirme değil. Daha farklı şeyler de var. Bu da çalışma yaprakları. Ailemle okuma yazma. Ailelerin de eğitime dahil oldu. Gerçi bu korona günlerinde eğitime aileler tamamen dahil olacak yani neredeyse. Başka bir alternatif yok. Bir çocuklar sadece okulda bunları öğrenmeleri mümkün değil. Bu nedir anneciğim bilmiyorum. Nereden buldun? Dergilerin içinden çıkmış. Şu. Ne ki acaba? Bilmiyorum. Bunu bilemedim. Şöyle benim aldıklarım kırtasiye ürünleri bunlardı. Tabii ben markete girince de
farklı şeyler de lazımdı. Bir de her 25 lira özeli alışverişe indirimler de vardı. Onları da aldım. Mesela Şok Market'te şöyle bu dev havlu setleri her 25 lira özeli alışverişe, bunların fiyatı herhalde 15.90'dı. 5 liraya iniyordu. Bunu aldım. 250 yaprak. Bundan 2 tane aldım. 5 liraya geliyordu. Bilmiyorum yani uygun mu değil mi hakikaten. Yani bilemiyorum. Normalde 15 liraya satıyorlarsa uygun, evet. Bunları gösterdim tatlı. Azra'nın yeni uyandığı için. Şöyle bir lahana peynir aldım. Çocuklar bu aralar peynir yemiyorlar ama lahana peynir belki onlar için daha güzel olur. Yarım yağlı süt almışım. Aslında ben tam yağlı almayı düşünüyordum ama neyse o da önemli değil. Bir de şuradan benim çok sevdiğim yeşil çay ananaslı. Şunu alıyorum. Ananas ödemleri arttırıyor. Yeşil çay da zaten çok faydalı. Hatta keşke normal çayı tamamen hayatımızdan çıkarsa. Sadece faydalı olan çaylar hiç çok iyi olurdu. Bundan böyle bir iri bulgur almıştım. Bir tane Hindistan cevizi. Bir tane aslında çok da almamız gereken biz krem ve hanımeler aldık. Abur cubur olarak şunları aldık. Bir de Azra'm oradayken bir tane de magnum almıştı. Aldıklarım şimdi kitap seti. Şu an okuma yazma seti fiyatı 70 lira bayisinden alırsınız. Ama okulun karşısındaki kırtasiyeden aldığınız zaman 75 liraya geliyordu. Tabii ki yani gitmeye değmez. Yani belki arabayla gitsek daha fazla yol tanımcıklar. Onun için 75 lira okuma yazma setini eşim okulun karşısındaki kırtasiyeden aldı. Benim de aldığım şu ürünler bir marketten aldıklarım 64 lira tutmuş. Tabii ben bir marketten sadece kırtasiye ürünlerinin yanında sadece bir bulgur almıştım. Başka bir şey almamıştım. Şok marketten aldıklarım da 57.42 kuruş tutmuş. Bunlardan da dediğim gibi yani bunlar zaten indirime düşen ürünlerdi. Yani yaklaşık herhalde bir 100-110 TL kırtasiye ürünlerine gitti. Aynı zamanda 75 lira da kitap setine. Tabii şimdi bunları aldık. Evde olan şeyler de vardı, onları söylemeyi unuttum. Mesela öğretmen suluk istemişti. Kalem kutusu, silgi, açacak. Bunlar evde bulunduğundan dolayı onları almadım. Onlar da istenmişti. Çocukların çantası falan da var. Çantanı gösterebilir misin Azra'cığım? Şöyle önce küçüğünü göster. Şöyle benim daha önceden daha çocuğum ana sınıfındayken Toy Shop'tan almış olduğum şöyle bir çanta vardı. Bunu herhalde çok kaliteli, çok güzel bir çanta. Hiçbir şey olmadı yani, 2 yıldır kullanıyor. Bunu artık kardeşine verir. Biz başka bir çanta aldık. O çanta çok kaliteli değil ama yine de olduğu için israfa girmemek adına almayacağım. Onu da verebilir misin tatlım? Kedili çantana bakabilir miyiz Azra? Şu çanta ben bilmiyorum. Şu önceki çanta kadar kaliteli değil ama çocuğum kediyi çok sevdiği için bunu almıştı. Bir de bunu aynı zamanda besleme çantası da aynen bu şekilde. Artık bunu kullanacak yani herhangi bir yani yırtığı, söküğü falan olmadığından dolayı kullanabilir. Bir de aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Öğretmenimiz hakikaten benim çok içime siniyor. Çok ilgili bir öğretmen. Daha henüz ben kendim şahsen tanışmadım. Eşim toplantıya gitmişti ama bakıyorum o kadar ince düşünüyor ki. Çok böyle inceliklere ve nüanslara ben kendim dikkat eden biriyim. Onlardan onun çok iyi bir öğretmen olacağını düşünüyorum. İnşallah da öyledir. Yani bütün öğretmenler inşallah öyle olur. Yani tabii ki her meslekte olduğu gibi işini, mesleğini çok iyi yapanlar da var. Ne yazık ki yani çok nadiren de olsa yapmayanlar da var. İnşallah iyi öğretmenler, iyi insanlar hep çocuklarımıza rast gelir. Çünkü onlar çok masumlar, çok korumasızlar, çok minikler. Yani resmen ana kucağından okula başlıyorlar. Hele ki birinci sınıf çok çok hassas olan bir dönem. Bunu da ayrıca belirtmek istedim. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma ve bana destek olmak için lütfen abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Azra'm da size like işareti yapıyor. Kanalımıza abone olsunlar değil mi Azra? Evet, çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar, iyi günler. Beni hangi zaman diliminde izliyor ve dinliyorsanız. Hoşça kalın.